Cenabı Hakk'ın bize lütfetmiş olduğu, ihsan etmiş olduğu, nimet olarak vermiş olduğu mal ile yapabileceğimiz çok hayırlı işler var. Yoksullara, ihtiyacı olanlara en başta yakınlarımızdan başlamak üzere harcamaktan tutun da yol, köprü, okul, çeşme, cami gibi hayırlara ki Vakıflar hep bu anlayışla kurulmuştur. Tarihimiz boyunca İslam medeniyetinde çok önemli bir yer tutan vakıflar bu infak anlayışının bir neticesi olarak İslam toplumunda kurulmuştur. Ecdadımızın yapmış olduğu bu harcamalar gibi Allah yolunda harcamalar yapmak özellikle günümüzde dinimizin, İslam'ın tanıtımı için yapılacak olan harcamalar son derece önemlidir. Diğer taraftan fakirlerin bizim malımızda hakkı var. Bu fakirin Müslüman olması olmaması fark etmez. Fakir ise, mahrum ise, ihtiyacı varsa bizim malımızda o insanların hakkı var demektir. Ve fi emvalihim hakkun lis mahrum. Onların mallarında hem ihtiyaçtan dolayı isteyen kimseler için ve mahrum durumda bulunan kimseler için bir hak vardır. Onların hakkı vardır buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Başka ayet kelimeler de var bu manada. Dolayısıyla malımızdaki bu fakir hakkını çıkarmak durumundayız, harcamak durumundayız. Ben kazandım, ben topladım anlayışıyla malı biriktirmek, yığmak İslami anlayışla asla bağdaşmaz. Allah-u Teala lütfetmeseydi, ihsan etmeseydi, nimet olarak vermeseydi biz ne o malı toplayabilirdik ne biriktirebilirdik. Bizden çok daha kabiliyetli insanlar var, bizden çok daha yetenekli mal kazanabilecek insanlar da var. Ama yeteneklerine rağmen eğer onlara değil de bize böyle bir ihsanda lütufta bulunulmuşsa bu bizim için bir imtihandır. İmtihanı kaybetmemeliyiz.